Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her evde birçok elektronik alet var ve bunların hemen hepsi adaptörle çalışıyor. Bu adaptörlerde çeşitli arızalar çıkarırlar. Genellikle halledilebilecek basit arızaları tamir etmek yerine yenisini alıyoruz. Onlarca lira boşuna para vermiş oluyoruz. Bu videomda en sık rastlanan iki arızanın nasıl onarılacağını göstereceğim. Birinci arıza, adaptörün fişi kırılır. Prize takılıyken yanlışlıkla çarparak veya koltuğu iterken çarptığımızda kırılır. İkincisi ve en fazla sorun çıkaran arıza ise kablonun dip tarafından kırılması. Bu videomda bu iki arızanın giderilmesini göstereceğim. İyi seyirler. İlk önce şu fişin kırılmasının nasıl onarılacağını göstereceğim size. Bu adaptörlerde genellikle bir tane uç kısmında vida vardır. Bu vidayı sökmemiz gerekiyor. Bazen, nadiren de olsa bazı modellerinde de adaptörlerin şurada bir etiketi vardır. Voltajını ve amperajını gösteren bir etiket vardır. Bu etiketin altında da bir tane vidası vardır. Bunda tek vida var. Öncelikle bir tornavida yardımıyla bu vidayı sökelim. Kabloyu keselim. Şu tarafı gördüğünüz gibi şu iki tane kablo şuradaki iki tane uca bağlıydı. Kırıldığı için bunu kullanamıyoruz. Pense yardımıyla veya bir tornavida yardımıyla şu şekilde kablonun geçeceği kadar ufak bir yer açalım. Buradan kabloyu geçireceğiz. Şöyle bir yer açtık. Biraz fazla kırıldı ama sorun değil. Bu bize gerekli değil burası. Şu kablomuzun uçlarını açalım. Burayı tamir edebilmek için bize şu şekilde bir teyip fişi gerekiyor. Evde kullanmadığınız bu şekilde bir fişiniz varsa onu kullanabilirsiniz. Yoksa internetten de sipariş verebilir veya elektrikçiden alabilirsiniz. Teyip fişi diye geçer bunlar. Ucuzdur. Çok maliyetli bir şey değildir. Bundan kullanabilirsiniz. Eğer evinizde de kullanmadığınız varsa onu kullanabilirsiniz. Bu uzun gelecektir. Yaklaşık 1 metre boyundadır bunu. İstediğiniz yerden kesebilirsiniz. Şuradan isterseniz bir 10 santim de kesebilirsiniz veya uzun olarak da kullanabilirsiniz. Ben şuradan biraz ucunun fazlasını keseceğim. Şuradan kırdığımız yerden kablomuzu geçirelim. Daha sonra takarken fişi oradan geçmeyecektir. Bakın iki tane kablo fişimiz de var, iki tane de adaptörümüz de var. Bunu hangisine hangine bağlayacağınız önemli değil. İstediğinizi bağlayabilirsiniz. Sıralama yoktur bunda. Bir tanesini bağlayalım. İyice şöyle birbirine sarıyoruz. Daha sonra diğerini. Sıkı bir şekilde birbirine dolayın kabloları. Gördüğünüz gibi birbirlerine temas etmemesi gerekiyor iki ayrı kablonun. O yüzden onlara bir bant saralım. Bantladığımız kabloları adaptörün boş bir yerine şu şekilde koyalım. Bu tarafta işimiz bitti. Şimdi diğer tarafta şu kablo kırığını nasıl onaracağımızı göstereceğim. Yine şöyle açalım kablomuzu. Burayı da dip taraftan keselim. Şurada bağlantı yapacak kadar uç bırakalım ki bir daha lehim yapmayla falan lehim makineniz yoksa onlarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Buradan da kırılan yerden keselim kabloyu. Yine uçlarını açalım. Burada dikkat etmemiz gereken bir tane konu var. Bunu rengi rengine bağlamamız gerekiyor. Adaptörün kablosunda bir işaret vardır. Bakın bu kabloda bir tanesinde beyaz çizgi vardır. Şöyle ayırayım göstereyim. Bakın bir tanesi çizgilidir, bir tanesi dümdüz siyahtır. Burada çizgili olanı çizgili olana bağlamamız gerekiyor. Çünkü artı eksi vardır bunda. Eksiyi eksiye, artıyı artıya bağlamamız lazım. Ters bağlarsak çalışmaz. Artıyı artıya denk getirip, yani çizgili kabloyu çizgili kabloya.
Bağlıyoruz aynı şekilde. Buraları güzel sıkın ki bir gevşeklik, temassızlık olmasın. Bağlantımızı yaptıktan sonra tekrar üzerlerine bir bant saralım. Bağlantımızı yaptık. Bunu da yine adaptörün içinde boş bir yerlerine koyalım. Şekilde. Daha sonra adaptörün kapağını yerine vidalayalım. Şurada açıkta kalan yerimizi bir tehlike oluşturmaması için elektrik bandı ile saralım. Evet, gördüğünüz gibi artık fişe buradan takılacak. Gayet kullanışlı oldu bence. Fişe taktığınız zaman şunu yere bırakabilirsiniz. Elektronik aletin nerede takılıysa bu modemde olur, telefonda olur, onun yanına bırakırsınız. Kırılma derdi de kalmadı artık bunun. Bu şekilde atmamış siz de kullanmış olacaksınız. Siz de evinizde bulunan adaptörlerde bu tarz sorunlar varsa kendiniz halledebilirsiniz. Evinizde kullandığınız elektronik aletlerin birçok çeşit adaptörü vardır. Fakat bunların bağlantı şekilleri aynıdır. 220 volt girişi vardır, 12 volt çıkışı vardır. Benim videoda gösterdiğim adımları takip ederek sizler de adaptörlerinizde oluşan arızaları kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.